Herkese merhaba. 06.30 verimli sabah rutinime hepiniz hoş geldiniz. Sabahları iyi hissederek ve daha enerjik uyanmak için uyku öncesi rutin çok önemlidir. Bu yüzden ben sabah rutinimi geceden sizlerle paylaşmaya karar verdim. Gece uyumadan yaptıklarımız aslında bizim hem uyku kalitemizi hem diğer günü nasıl geçireceğimizi belirler. Yeni alışkanlıklar oluşturmaya çalıştığım bu dönemlerde kendi kendimi motive etmek amacıyla Robin Sharma'nın Sabah 5 Kulübü kitabından yardım almaya karar verdim. Aslında alışkanlık oluştururken başvurduğum yardımcılar genellikle benim kişisel gelişim kitaplarım olmaktadır. Ve tabii ki sabah erken uyanma alışkanlığını tekrardan oturtmaya çalışırken başvuracağım tek kaynak Robin Sharma'nın Sabah 5 Kulübü kitabı olmalıydı. Robin Sharma Sabah 5 Kulübü'nde alışkanlık oluşturmanın 21 gün gibi bir süreyi kapsadığını ama şu an bu sürenin 66 gün olarak güncellendiğini belirtmektedir. Ve bu 66 günlük yani 21 gün olan sürenin 66 gün olarak belirlenmesinin daha çok dikkat dağıtıcı şeylerden kaynaklı olduğunu da ifade etmektedir. Yeni bir alışkanlık oluştururken ilk 21 gün zorlanabiliriz arkadaşlar ama devam etmeliyiz. Kendi kendimi motive ettikten sonra sıra yarınki günümü planlamaya geldi. Günlerimizi kendi önceliklerimizi bilerek geçirebilmek amacıyla eğer hani taslak halinde de olsa kesinlikle gününüzü planlamanız gerekiyor. Neden? Çünkü sizin başarıya ulaşabilmeniz için yapmanız gereken nereye ilk önce yapmanız gerekiyor. Daha sonra da başka şeylere zaman ayırmanız gerekiyor. Ama biz bazen günümüzü, zamanımızı nasıl harcadığımızın farkında bile olmadan günlerimizi harcıyoruz. Hiç dikkat ettiniz mi? Bazen eliniz telefona gittiğinde bir bakmışsınız sosyal medyada neredeyse bir saattir takılıyorsunuz. Yani düşünün bir saatiniz aslında boşa gitmiş demektir. O yüzden günümüzü planlamak çok önemlidir. Günümü planladıktan sonra sıra gece rutinimin son aşamasına geliyor. Meditasyon yapmak. Meditasyon bizim ruhumuzu iyileştirmenin en iyi yoludur arkadaşlar. Kendinizi dinlemenin, nefese odaklanarak, ana odaklanarak, kendinizi duyarak, anda kalmak için meditasyon yapmanızı tavsiye ederim. Gece uyumadan önceki ilk 10 dakika ya da sabah uyanır uyanmaz yataktan kalkmadan önceki ilk 10 dakika beynimizin alfa seviyelerinde olduğu ve meditasyon için uygun olduğu dakikalardır. Eğer yapmak isterseniz bu saatleri kullanmanızı tavsiye ederim. Ve meditasyondan sonra sıra uyumaya geldi. Sabah uyandığımda güneşi selamlayarak başlıyorum. Kapıyı açar açmaz karşımda yeni doğan güneş görünüyor. İlk önce Container kentte kısa bir yürüyüş yapmaya karar verdim. Ama yukarı tarafa mı yürüsem yoksa aşağı tarafa mı yürüsem diye karar veremedim. Yukarı taraf ana yol olduğundan dolayı çok gürültülü oluyor. O yüzden Container kentin sonuna doğru yürümeye ve güneşin bana eşlik ederken yürüyüş yapmaya karar verdim. Biliyorsunuz ki aslında yeni bir alışkanlık oturtmak çok kolay değildir. Ama bütün değişimler başlangıçta zordur. Ve ortasında karmaşık ve en sonunda ise o değişimi sonuna kadar, o yeni alışkanlığı sonuna kadar sürdürebilirsek bence değişim muhteşem oluyor. Şu anda bizlere kolay gelen her şey ilk başlarda zor gelmişti değil mi? İşte sürekli pratik yaptıktan sonra güneşle birlikte uyanmak aslında bizim yeni normalimiz olacak. Çünkü benim için daha önce böyleydi. Sadece işte KPSS'den sonra 12 saat ders çalışmayı bıraktım biraz kendime. İşte kendime zaman ayırdım. Biraz dinlenmem gerekiyordu. Bu şekilde kendime zaman ayırmaya çalışırken fark etmeden aslında sabah erken kalkma alışkanlıklarımda biraz geriye doğru gittiğimi fark ettim. O yüzden şu an sabah erken kalkma alışkanlıklarımı yeniden oturtmaya çalışırken bu süreci sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü zirvedeki %5'lik üretici kesimin aldığı sonuçlara ulaşmak için
İnsanların %95'inin yapmaya isteksiz olduğu şeyleri yaparak başlamalıyız. Ve bu şekilde yaşamaya başladığımız zaman belki çoğunluğa göre biz ters yaşıyor olacağız. Ama kesinlikle bunun sonu başarı ya da istediğimiz sonuçları aldığımız bir başarı olacaktır. O yüzden alışkanlık oturtmaya çalışıyorsanız, herhangi bir alışkanlığı yerleştirmek istiyorsanız içinizden pes etmek gelse de devam edin. Çünkü dediğim gibi yeni bir alışkanlık oluşturmak artık 66 gün sürüyor. Ve bu 66 günün küresel dünyanın düzeniyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Çünkü dikkat ederseniz artık eskisi gibi odağı olan insanlar değiliz. Artık dikkatimiz çok kolay bir şekilde dağılabiliyor. Şu an saat 6.50 oldu bu arada. Benim yürüyüşüm bitti. Yürüyüşümü bitirdikten sonra otomatik olarak her gün yaptığımız şeyleri yaptıktan sonra güne bir kahve içerek başlayacağım. Güne kahve içerek başlayan bir insan değilim ve sizlere kesinlikle önermiyorum. Biraz ironi oldu değil mi? Evet, videoda kahve yapacağım ama sizlere önermiyorum. Ben şu an yeni alışkanlık oluşturmaya çalışırken istediğim saatte uyusam da beyin ister istemez tepki gösteriyor. Hani sen bu saatte uyanmıyorsun, neden uyandın, bir şeyler mi değişti? Ve her zaman bilinçaltımız, özellikle bazıları buna ego diyorlar. Eğer herhangi bir davranışımızı ya da düşünce şeklimizi bile değiştirmek istiyorsak kesinlikle ego size karşı çıkar. Yok hani sen uyumaya devam et, yataktan kalkma, işte sabah erken uyanmak sana göre değildir şeklinde. Kendi kendimize konuştuğumuzu düşünürüz. Aslında kendi kendimize konuşmuyoruz. Yeni bir alışkanlık oturtmaya çalıştığımızda ego bize karşı çıkıyor arkadaşlar. Aslında bizimle savaşıyor. Eğer biz egomuza yenilirsek sabah erken uyanmak yerine yatakta uyumaya devam ederiz. Ben eskiden sabah erken uyanmaya çalışırken kendimi şu şekilde kandırırdım. Yani aslında şöyle egomu kandırıyorum. Egoyu Hades olarak düşünün. Ben ego kelimesini işte kişisel gelişimle ilgili Bilinçaltının Gücü kitabını okuduktan sonra öğrendim. Ama daha önce ego kelimesini bilmeden önce kendi kendime şöyle diyordum. Şu an Hades var. Hani şeytan olarak adlandırılır ya. Eğer Hades kazanırsa sen yataktan erken kalkamıyorsun, uyumaya devam ediyorsun. Ama Hades'i yenmek istiyorsan sabah güne erken başlamalısın derdim. Ve genellikle ben yenerdim. Mesela 15 gün boyunca skor tutardım. 1-0, 2-0, 3-0 şeklinde. Biliyorum belki komik olacak ama kesinlikle işe yarayan bir yöntem. Bu şekilde kendi kendinizi motive etmiş oluyorsunuz. Yani bence mükemmel bir yöntem. Bu şekilde sizlerle konuştuktan sonra ben bu sürede kahvemi içtim ve sıra kahvaltıya geçti. Kahvaltımı ettikten sonra güne verimli bir şekilde devam edeceğim. Bunun için konteynerda işte sabah kahvaltı hazırlama sürecini şu an aşamasını tamamlıyorum. Genellikle sabah yine erken kahvaltı eden de bir insan değilim. Ama bir alışkanlığı oluştururken o alışkanlıklarla beraber diğer alışkanlıklarımızı da düzenlememiz gerekiyor. O yüzden sabah erken kahvaltı etmem gerektiğini karar verdim. Ve alışkanlıklarımı çok güzel bir şekilde oluşturmaya çalışıyorum. Yani ben ego ile yani egoyu Hades olarak adlandırarak kendimi kandırıyordum. Bu bahsettiğim zamanlar benim işte kişisel gelişim kitaplarıyla yeni tanıştığım ve sabah erken uyanma alışkanlığını oluşturduğum işte 15-16 yaşındaki zamanlarımdan bahsediyorum. Biliyorsunuz binlerce yıl önce insan beyni sadece hayatta kalabilmek amacıyla programlanmıştı. Yani o zamanki beynin tek amacı hayatta kalabilmemiz ve türümüzü devam ettirebilmemiz için bizi tehlikelere karşı uyarırken istikrar halini korumaktır. O yüzden şu an siz bir davranış değişikliğine gittiğinizde beyin ne oluyor? Hani tehlike altında mıyız? Herhangi bir tehlike var mı şeklinde tepki veriyor ve biz alışkanlık oluştururken eğer bu tepkilere yenilirsek
yolun ortasında vazgeçiyoruz. Bu yüzden beynimizi tanıyıp ona göre alışkanlık oturtmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben dediğim gibi kendimi bu şekilde kandırıyorum. Siz alışkanlık oluştururken nasıl yol izliyorsunuz? Hani kendi kendinizi nasıl motive ediyorsunuz? Bu şekilde sizlerle paylaştıktan sonra güne ben devam ederken videoyu burada bitiriyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, sizin yeni alışkanlıklarınız varsa bizimle yorumlar kısmında paylaşmayı lütfen unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.